Hatay'ın ilk belediye web televizyonundan, Antakya Belediye TV'den hepinize iyi günler diliyoruz sevgili seyirciler. Bugün sizlere çok özel konuklar takdim edeceğiz, çok güzel konuklar takdim edeceğiz. Sağ olsun Sayın Bakanımız, Sayın Vekilimiz, Sayın Belediye Başkanımız bizleri kırmadılar. Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere şehrimizde bulunan Avrupa Birliği eski bakanımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Volkan Bozkır, stüdyo konuğumuz. Aynı zamanda AK Parti Hatay Milletvekilimiz Sayın Adem Yeşildal, stüdyo konuğumuz ve yine ev sahibi konumuyla Sayın Antakya Belediye Başkanımız, Antakya Belediyesi'nin değerli lideri Sayın İsmail Kimyeci konuğumuz. Tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Özellikle Sayın Bakanım, şehrimize hoş geldiniz diyorum. Ve bizleri kırmayıp stüdyomuza, Antakya Belediye TV'ye konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, sorularımıza girmeden önce size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sayın Başkanımızın vizyonuyla Antakya Belediye TV, Türkiye'de ilçe bazında web televizyonu üzerinden canlı yayın yapan tek televizyon olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra canlı yayın yapan tek belediye pozisyondayız şu anda. Bu özelliklerle tekrar yeniden size hoş geldiniz diyorum ve Sayın Başkanımıza da bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, ilk önce isterseniz Antakya ve Hatay'a dün geldiniz. Dün akşam itibariyle buradaydınız ve Antakya öncesinde diğer ilçelerimize de kısa ziyaretleriniz oldu. Bugün de ziyaretleriniz devam edecek. Önce izlenimlerinizi, şu ana kadarki izlenimlerinizi bir alabilir miyiz? Antakya'ya ve Hatay'a Sayın Başbakanımızın talimatıyla geldim. Burada kardeşlerimizle buluşmak, buradaki havayı koklamak ve bu güzel ilimizin bütün bu Türkiye'ye sunduğu gerçekten unutulmaz unsurları tekrar yaşamak amacıyla geldim. Dün akşam Payas'ta tarihi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ve Kervansaray'ında muhtarlarımızla beraber olduk. Gerçekten bizim için çok anlamlı, çok güzel bir eser tekrar restore edilerek Türkiye'ye ve halkımıza kazandırılmış. Orada muhtarlarımızla uzun bir sohbet ortamı oldu. Sorunları, yapılabilecekleri konuştuk. Bugün de güne Antakya Belediye'mizi ziyaret ederek başladım. Çok değerli belediye başkanımız, iftar ettiğimiz bir kişi. Halkın içinden gelen, kendisini hem mimar olarak hem de insan seven, hizmet aşkıyla yanan bir kişi olarak ispatlamış, gönül vermiş bir kişi. Antakya Belediyesi'nin de başkanlığına yakışmış. Halkın sevdiği, bir derdi olduğunda koştuğu bir kişi olarak görev yapıyor. Bundan sonra da bugün işte Belen, İskenderun ve akşam da Reyhanlı'ya gideceğim. Bir bölümünü Hatay'ın dolaşmış insanlarımızla konuşmuş olacağım. Tabii Hatay ili Antakya çok bizim için önemli. Öncelikle çok büyük bir tarihi bize sunuyorlar. Mutfağıyla, kültürüyle, zenginlikleriyle, farklı inançlara mensup insanları yüzyıllardır barındırmasıyla ve son dönemde de Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar hoşgörülü ve duçar durumda olan insanlara gönlünü, imkanlarını nasıl açtığını, paylaşımcılığını gösteren Suriye'de canları için, korumak için ülkemize sığınan kardeşlerimize gösterdiği misafirperverlik ve paylaşımcılığı sunan bir ilimiz olduğu için de gönüllerimizde ayrı bir yeri var. Tabiatıyla 1936 yılında bir plebisitte Türkiye Cumhuriyeti'ni seçmiş olması da hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni unutmayacağı ve bizim için çok önemli bir tarihi noktadır. Onun için Hatay'ın önemi birkaç kat daha bizim için artmıştır. Belediyecilik hizmetlerinde belediye başkanımız bize küçük bir sunum yaptılar. Gerçekten yaşlı insanlara, engellilere, genç çocuklarımıza sunulan hizmetler, onların sorunlarına yaklaşımı. Ayrıca parklar, belediyecilik hizmetleri, şehrin temizliği,
sevgi sofraları, paylaşımcılık gerçekten iftihar ettiğimiz boyutlarda olduğunu gördüm. İnşallah Allah önümüzdeki dönemlerde bu hizmetlerin devamını nasip etsin. İnşallah. Televizyon düşüncesi dahi önemlidir. Yapılanları halkımızın daha iyi görmesi ve bu sevgi bağının, gönül bağının güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olarak telakki ediyorum. Size de bu yayıncılık yaşamınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Efendim 2002 yılından bu yana kurulan tüm AK Parti hükümetleri bildiğiniz gibi Avrupa Birliği ile tam üyelik konusunda çok önemli reformlar gerçekleştirdi. Çok önemli adımlar attı. Bugün baktığınızda Avrupa Birliği'nde hangi aşamadayız, ne durumdayız, geleceğe dair bu konudaki öngörüleriniz nelerdir? Türkiye bu konuda nasıl bir yol izliyor? Avrupa Birliği süreci Türkiye'nin geleceğini ve gençlerimiz olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olsun, çeşitli etnik kökene, çeşitli farklı inançlara sahip olsun, Türkiye'nin geleceğinde rol almasını, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi, demokrasinin gelişmesi, insanların günlük yaşamında çok daha kaliteli bir yaşam sürmesi için önemli bir platform teşkil eder. Ve AK Parti iktidara geldiği günden beri bu sürecin lokomotifi rolünü üstlenmiştir. Ve bugüne kadar gelmesinde de AK Parti hükümetlerinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, o zamanki Başbakanımızın çok önemli rolü olmuştur. Bu sürecin devamında Türkiye'nin yararı var. Çünkü gelişen bir Türkiye'de insanımız artık daha kaliteli bir gıdaya, soluduğu havanın iyi olmasına, içtiği suyun daha temiz olmasına, bütün kuralların çok daha insana yönelik değişmesine önem veriyor. Ve demokratik reformlar Avrupa Birliği süreci olmasaydı gerçekleştirilmesi hemen hemen mümkün olmazdı. 2000 yasa değiştirildi. Medeni kanun, ceza kanunu, borçlar kanunu, bütün yasalarımız yeni kanun olarak devreye girdi. Ve bunlar toplumdaki yaşantımıza yansıdı. Türkiye'de sivil toplum yokken bugün 105 bin sivil toplum kuruluşunun olması bu demokratik reformların yapılmasındandır. Bu sürecin üyelik hedefiyle olduğunu bütün seçim beyannamelerinde, hükümet programlarında, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın her konuşmasında vurguluyoruz. Türkiye olarak biz bugün dahi Avrupa Birliği'ne üye olabilecek bir konumda olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün üye olsa Türkiye, Avrupa Birliği'nin 28 üyesinin 22'sinden daha iyi ekonomik güce sahip. Genç nüfusuyla, enerji yollarının üzerindeki stratejik konumuyla, güçlü silahlı kuvvetleriyle ve devamlı ekonomik krizler içinde boğuşan bir Avrupa'da sürekli kendini yenileyen, gelişen bir ekonomiye sahip oluşuyla kaçınılmaz bir üye olarak ortaya çıkacaktır. Biz o gün geldiğinde kendimizi daha hazırlıklı addetmek için çalışıyoruz. O gün de çok fazla uzakta olmayacaktır. İnşallah efendim. Sayın Bakanım, bugün Suriye'de yaşanan süreç malumunuz. Bugün ve geleceğe dair bu süreç hakkında Türkiye gerçekten çok önemli fedakarlıklar yaptı. Peki özellikle Türkiye'nin bu süreçte yaptıklarına baktığımızda Avrupa Birliği'nin ve diğer Avrupa ülkelerinin Suriyeli mülteciler konusundaki yaklaşımını nasıl buluyorsunuz? Türkiye'nin bu konuda yaptığı çalışmalarla kıyaslar mısınız? Şimdi Türkiye tarihi boyunca duçar durumda olan, kendisine ihtiyacı olan insanlara kucak açmıştır. Sefardik Musevileri 520 yıl önce Osmanlı topraklarına geldiğinde aynı şey olmuştur. 1988'de Halepçe'de kimyasal saldırıya uğrayan Kuzey Iraklı kardeşlerimiz 500 bin kişi Türkiye'ye gelmiştir ve onlara Türkiye yine kucağını açmıştır. 89'da Bulgaristan'da Zhivkov rejiminin ağır baskısına dayanamayan soydaşlarımız 350 bin kişi çok kısa bir sürede Türkiye'ye gelmiştir. Yine kapılarımızı açmıştır. Suriye'de böyle bir olay yaşanırken ve 300 bin kişi bu Suriye rejiminin tarafından katledilmişken bu insanların Türkiye'ye gelmek istemeleri Türkiye bakımından
aynı cevabı her zaman tarihinde veren Türkiye bakımından bir borçtur, vazifedir ve hep böyle davranan Türkiye yine öyle davranmıştır. Ve bir anlamda yaklaşık 4 yıllık bir süreçte çok sayıda Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Şu anda 2 milyona yakın kardeşimiz bizimle beraber. Ama Türkiye'de kimsenin de gıkı çıkmadı. Herkes sofrasını paylaştı, imkanlarını paylaştı ve 2 milyon insanın barınması, iyi şartlarda yaşaması kolay bir iş değil. Türkiye kendi kaynaklarından bunu finanse etti. Bütün bunlar olurken Avrupa Birliği'nde benden uzakta nasılsa Türkiye'de çok iyi bunlara bakıyor. Bana nasılsa bu gelmez. Dolayısıyla hani deve kuşu misali başını kuma gömmüş, dünyada olanların bitenlerin farkında olmayan bir psikoloji içinde. Ama sonunda düdüklü tencere patladı. Ve sadece yüzlerce değil, binlerce değil, on binlerce değil, yani yüz binlerce insanın Avrupa'ya doğru akışı başladı. Bizim bütün ikazlarımız bu yöndeydi. Gelip bize kamplarınız çok güzel, Suriyelilerle, Suriyeli kardeşlerinize çok güzel bakıyorsunuz diyorsunuz. Biz buna iftihar ediyoruz ama bu sorun bir müddet sonra Türkiye'nin kapasitesini aşacak. Bu insanları biz gelirken mani olmadık, giderken de mani olmayız. Biz Türkiye hür bir ülke. Dolayısıyla bunu yıllardır söylüyoruz. Ben Avrupa Birliği Bakanı olarak mektuplar yazdım. Defalarca Brüksel'e gittim. Haziran ayı dahil konuştuk. Ama bunu maalesef sorunun büyüklüğünü anlasalar bile ertelediler. Şimdi tabii Türkiye'nin 2 milyon kişiye gösterdiği bu büyük misafirperverliğin Avrupa'ya yansımasında aslında ibret olacak olaylarla karşılaşıyoruz. Yani 1000 kişi alayım, 4 ay tartışıyor. 1000 kişinin hepsi Hristiyan olsun, iyi yetişmiş olsun, seçerek alma niyeti. Ama olmadı ve akın akın gelince geçen sene Yunanistan'a giden mülteci sayısı 24 bindi. Şu anda 350 bin kişi. Dolayısıyla bir anlamda Avrupa Birliği zaten ekonomik olarak büyük çöküntü içindeyken bunu nasıl üstleneceğini diğer birçok kriz konusunda olduğu gibi bilemez bir halde bir tavır sergiliyorlar. Türkiye'ye bazı talepleri oldu. Yani biz size kaynak yaratalım, siz bunları yollamayına getiren. Ama öyle bir paket ki 1 milyar dolar euro vereceğim diyor. Ama 1 milyar euroyu da bizim katılım sürecimiz için tahsis ettiği fonlardan kullandırıyor. Türkiye'de artık yani koca bir ülke bu kadar basit bir şeyi görmeyecek kadar da saf bir ülke olarak addedilmemeli. Bunun müzakereleri sürüyor. Ama bizim derdimiz para değil. Biz hiçbir zaman bu mülteciler için para verin de kamp kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım demedik. Biz dedik ki bunları birlikte bu sorunu karşılayalım. Bunların ileride eğitim sorunu olacak. Bunların ileride sağlık sorunu olacak. Bunların ileride devamlı kamplarda kalamazlar. Yerleşim sorunu olacak. Sosyal entegrasyon sorunu olacak. Halkımızla iç içe yaşayan insanlar bunun geleceğini düşünmemiz lazım. Türkiye, bu Suriye'den gelen kardeşlerimizin çocuklarını bu eğitim yılında 450 bin çocuğu okutuyoruz. Saat 3'ten sonra okullarımızda Suriyeli öğretmenlerin hocalığında Suriye tedrisatında eğitim veriyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Bu çocuklar eğitimsiz kalırsa organize suçlara mütemail hale gelebilirler, sıkıntı olabilirler. Biz bu kadar 450 bin kişinin eğitimini dahi çocuğumuzu öyle düşünüyoruz. Avrupa daha acaba ne kadarını ben alayım işte ülkelere kaçını dağıtayım o noktada. Ama bu iş böyle kaçarak veyahut da karar alamayarak çözümlenecek boyutu çoktan aştı. Bu tarihin en büyük göçlerinden birisini şu anda başlangıcıdır. Ve bunun önlenmesi de mümkün değildir. Yani çitler koyarak, gelenlere çelme takarak, trenlere koyarak bu bütün bu çitler
çitlerin önünde bekleyen insanların resimleri yayıldığı andan itibaren o çitleri çit olmaktan çıkarır. Buraya bir parantez açarsak Sayın Bakanım, Avrupa'nın bu yaklaşımını görünce Türkiye'nin ne kadar büyük bir iş başardığını görmüş de olduk aynı zamanda. Bu konuda Hatay'ın da ev sahipliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bir en yakın sınır illerinden. Hatay Türkiye'nin önemli bir parçası. Demin de konuştuğumuz gibi. Zaten yüzyıllar boyunca hoşgörünün, misafirperverliğinin, kültürün, mutfağın, her şeyin en güzelini yaşamış, halen de yaşamakta olan bir ilimiz. Dolayısıyla örneklerin en güzellerinden biri tabii Hatay'da. Yaklaşık 500 bini bu gelen kardeşlerimizin bu ilimizde yaşıyor. Ve en çok fedakarlığı yapıldığı, en çok paylaşımı yapıldığı ilimizdir. Dolayısıyla örnek verilecekse Hatay'dan başlamak gerekir. Bu da hiçbir zaman unutulmayacaktır. Biz Suriye ile ilgili olarak aslında geleceğe yatırım yaptık. Yani bu insanlar kapımızı kapatsaydık eğer ve Suriye'deki bu insan kendi insanını öldüren rejim değişseydi ileride, o insanlar diyeceklerdi ki senin yüzünden benim 300 bin insanım daha öldü. Ve benim en zor anımda benim yanımda olmadı. Ve bu belki yüzyıllar sürecek bir husumetin temeli olacak. Oysa şimdi yaptığımız bu kanatlarımıza almak, hoşgörümüzü göstermek, ileride bu rejim değişecek. Ve o zaman Suriye halkı diyecek ki sen en zor anında benim yanımdaydın. Ve yüzyıllar sürecek bir dostluğun aslında burada temeli atıldı. Bunu hiçbir zaman unutulamaz. Bunu yaşayan bilir, yaşatan bilir. Onun için Hatay'da tabiatıyla Suriye hududundaki kıymetli bir ilimiz olarak bu dostluk temelinde oluşacak yeni dünyada önemli bir yer alacaktır. Hiçbir zaman unutulmayacaktır. İnşallah o Suriye sorununun başlamasından önceki dönemde yaşadığımız, onların Türkiye'ye geldiği, buradaki mutfağı paylaştığı, akrabalarını ziyaret ettiği, hoş, huzur dolu ortamın tekrar avdet etmesini ümit ediyoruz. O zaman Hatay'ın da kıymeti artacaktır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok önemli değerlendirmelerde bulundunuz. Son olarak yaklaşan 1 Kasım seçimleri var. Hem kendi seçim bölgenizde hem de Türkiye'nin her tarafını adeta karış karış dolaşıyorsunuz. 1 Kasım seçimlerinden de bir değerlendirme alacağım ama önce 7 Haziran'ı kısa bir değerlendirip ardından 1 Kasım'la ilgili nasıl bir öngörünüz var efendim? 7 Haziran seçimleri bütün seçimler gibi aslında Türkiye'de demokrasi varsa milletimizin tercihi ve mesajı olarak değerlendirilmelidir. Biz de öyle yapıyoruz. Belki her şeyde de bir hayır vardır. Uzun yıllar sonrasında tek başına iktidar kuramayacağı bir çoğunlukla AK Parti bu seçimden çıkmıştır. Aslında seçimi kaybetti kelimesini kullanmak söz konusu değildir. Birinci çıkmıştır. %41 oy Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun birçok partinin siyasi yaşamında ulaşamadığı bir rakamdır. Ama tek başına iktidar olamayacağı bir sayıyla çıkması dahi Türkiye'de istikrarın, huzurun, demokratik istikrarın, siyasi istikrarın ve ekonomik istikrarın ne kadar önemli olduğunu insanımıza hatırlatmıştır. Ve 7 Haziran'dan bugüne kadar da AK Parti olsun, milletimiz olsun, bütün sivil toplum, bütün çevreler olsun, bunun bir değerlendirmesini yapma imkanına kavuşmuştur. Belki bunda da bir hayır olmuştur. AK Parti olarak biz bütün tabloyu değerlendirdik. Bir yanlışlık mı yaptık, bir eksikliğimiz mi var? Ne yapmalıydık, ne yapabilirdik? Bunların hepsi değerlendirildi ve 1 Kasım seçimlerine giderken de AK Parti'nin üzerine düşen bütün beklentiler, sorumluluklar alınmış vaziyettedir. Ve AK Parti bütün bu sıkıntılı tabloda ülkeyi bir gün hükümetsiz bırakmadı. En zor kararlar alınamayacağı tahmin edilirken hepsi alındı. Ne ekonomide önemli bir sıkıntı yaşandı, ne ülkedeki ortamda bir sıkıntı yaşandı. Ama böyle ortamları da maalesef inlerinde kötü günleri bekleyen unsurlar başlarını çıkarmayı
planlarlar. Nitekim terörün uzun yıllar sonra tekrar ortaya çıkması da bu ortamın bir göstergesi. Ama Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti terör belasıyla mücadelede tereddüt etmedi. Ve bunun üstesinden gelebileceğinin mesajlarını verdi. Çok büyük de mesafe kat etti. Çok fazla sayıda şehit verdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ama bir ülke, bir devlet, bir millet eğer şehitler verebiliyorsa bekası için milletinin, devletinin, o zaman bu büyük devlet, büyük millet demektir. Türkiye Cumhuriyeti olsun, Osmanlı Devleti olsun. En zor anlarında, bakın Birinci Can Savaşı'nın son dönemlerinde Yemen'de 200 bin şehidimiz vardır. Çanakkale'de 250 bin şehidimiz vardır. Bütün o Birinci Dünya Savaşı'nın, o Osmanlı'nın en güçsüz addedildiği dönemde şehitlerimiz vardır. Terörle mücadelede de şehitlerimiz oldu. Olacaktır ama bunun üstesinden gelmemize çok yakın bir noktadayız. Bu terör örgütü temizlenecek, silahlarını bırakacak ve biz tekrar bu ülkemizde etnik hiçbir ayrım gözetmeden, dini inanç ayrımı gözetmeden, yaşam biçimi fark gözetmeden Türkiye'nin bütün vatandaşlarının eşit haklara, konuma sahip olmasını hedefliyoruz. Hiç kimse bu ülkede kendini öteki hissetmemeli diyoruz. Bugün ulaştığımız ekonomik noktaları tekrar ikiye katlamayı, Türkiye'yi 2 trilyon dolarlık bir milli gelire, 500 milyar dolarlık bir ihracata, kişi başına 25 bin dolarlık bir milli gelire ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu terör belasının bu hedeflerimizle aramıza girmesine de izin vermeyeceğiz diyoruz. İnşallah 1 Kasım seçimlerinde bunların bir ilk adımı atılacak. Milletimiz de verdiği mesajın yerine gittiğini gördü. Ve bunun aslında devam etmesinin Türkiye'ye sıkıntı yaratacağını da gördü. Biz bütün siyasi partiler içinde iktidar sorumluluğunu almaya talip olan tek partiyiz. Diğer bütün partiler hedef olarak barajı aşmak veyahut ana muhalefet partisi olmak için seçim çalışması yapıyorlar. Biz bütün sorumluluklarıyla iktidara talibiz. Bakın bir seçim hükümetinde dahi bu sorumluluğu almaya diğer partiler razı olmadılar. Sayın Başbakanımızın ifade ettiği gibi bugünün bu zor şartlarında Ankara'da bir katliam terör vasıtası yaşanırken, Türkiye'de terörle mücadele olurken bu hükümette, bu AK Parti hükümeti değildir, bu seçim hükümettir. CHP'li bakanlar da olmalıydı, MHP'li bakanlar da olmalıydı ve HDP'li bakanlara bile biz anayasanın gereği yol açtık. Ama hiçbirisi bu sorumluluğu almak istemediler. AK Parti de aldı bu sorumluluğu ve başarıyla bence götürüyor. İnşallah 1 Kasım'dan sonra uzunca bir süre Türkiye'de siyasi istikrar, huzur tekrar sürecektir. Evet. Amacımız bu. Sayın Bakanım, müsaade ederseniz tabii. Sayın Vekilimizle ve Sayın Başkanımıza da değerlendirmelerini rica edeceğiz. Efendim sahadasınız, evet. Halkla iç içesiniz, arazidesiniz, çok yoğun bir tempo içerisindesiniz. Evet. Nasıl bir çalışma içerisindesiniz? Yapılan çalışmalarla ilgili kısa bir değerlendirme alalım efendim sizden ve yaklaşan 1 Kasım seçimleriyle ilgili sizin de görüşlerinizi rica ederim. Evet, ben de teşekkür ediyorum Antakya Belediyesi Web Televizyonu'na. Sayın Başkanımıza bu imkanı Antakya'mıza sunduğu için teşekkür ediyorum. Ayrıca çok değerli Avrupa Birliği eski bakanımız Sayın Volkan Bozkır abimize de teşekkür ediyorum. Sıkışık programlarından Hatay'ımıza, Antakya'mıza zaman ayırdılar. Hem bize hem ilimize şeref verdiler diyorum. Tabii 1 Kasım seçimlerine yaklaşık 17-18 günümüz kaldı. Her siyasi parti sahada çalışmalarını yapıyor. İnsanımızla kucaklaşıyoruz. İlçelerimizde, STK'larımızda, kanaat önderlerimizde bir araya geliyoruz. Buradan tabii hem bizim önemsediğimiz, aslında Hatay'ımızın da üzerinde hassasiyetle durması gereken bir hususu belirtmek istiyorum. Bizim Hatay'ımız hassas bir yer. Burada kozmopolit bir yapı var. Çeşitli renklerin barış, huzur, kardeşlik içerisinde yaşadığı önemli bir merkez.
hem Türkiye'ye hem dünyaya bu özellikleriyle aslında örnek olmuş bir il Hatay. Buradaki provokasyonluk girişimleri, insanımızın huzurunu kaçırma girişimleri konusunda biz her kesimimizi ikaz ediyoruz. Siyasi partilerin de esas hedefi siyasi başarı, ancak biz bunu bile öteleme noktasına geldik. İnsanımızın birlik beraberliği söz konusu ise her türlü siyasi başarıya elimizin tersiyle itme noktasındayız. Allah'a şükürler olsun, toplumumuzun her kesiminde bu konuda bir hassasiyet var. Kardeşi kardeşe ters baktıracak hiçbir girişime müsaade etmedi Hatay bugüne kadar. Bu konudaki hassasiyeti ön plana çıkarıyoruz. Tabii coğrafyadaki durum şöyle. Hatay, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi huzuru, buradaki istikrarı son derece önemsiyor. Toplumun bütün kesimleri, 1 Kasım seçimlerinin artık siyasi partiler arasındaki bir yarış olarak sadece görmüyor. Türkiye'nin istikrarına, huzuruna kastedenlerle, Türkiye'nin emin adımlarla yarına yürümesine engel olmak isteyenlerle, Türkiye'nin huzurunu tesis eden, güçlendiren, kalkınma hamlesini daha da artıracak olan unsurların bir mücadelesi olarak görüyor aslında. İnşallah bu noktada farklı bir irade ortaya konulacak. Gerek Antakya'mızda, gerek Hatay'ımızda, gerek Türkiye'de. İnşallah. İnsanımız bu konuda memleketine sahip çıkıyor. Evet. İnşallah 1 Kasım'da da bunun yansımasını göreceğiz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, çok yoğun bir tempo içindesiniz siz de. Aynı zamanda Antakya'da bir taraftan hizmetlerinizi sürdürürken bir yandan da mensubu bulunduğunuz AK Parti'nin başarısı için ter döküyorsunuz. Hem çalışmaları kısa bir bu konudaki değerlendirmenizi alalım Sayın Başkanım, hem de 1 Kasım seçimleriyle ilgili sizin de kısa bir değerlendirmenizi rica ediyoruz. Ben öncelikli olarak Sayın Bakanımızın ilimize, ilçemize ve Antakya Belediye'mize ziyaretinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Aynı şekilde değerli Hatay vekilimize de internet televizyonumuza program için teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler tabii üzerimize düşen görevleri en hızlı bir şekilde alanda, hem teknik hem sosyal hem kültürel bütün alanlarda gayretlerimiz var. İnşallah bunları en üst düzeye çıkartarak Antakya'mızın %100'üne ulaşma ve teveccühüne mazhar olma konusunda çalışmalarımız devam edecek. Ben tekraren çok kıymetli bakanımıza ve değerli milletvekilimize, Antakya Belediye'mize yapmış oldukları bu güzel ziyaretten dolayı müteşekkir olduğumu bir kez daha arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Tabii Sayın Bakanımızın temposu yoğun olduğu için Başkanımız kısa bir değerlendirmede bulunarak sizi de zor durumda bırakmak istemedi. Bundan sonra da çok ziyaretleriniz olacak. Biz Antakya Belediyesi TV olarak, Antakya Belediyesi ailesi olarak Sayın Başkanımızın nezdinde stüdyomuza bizleri kırmayıp teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun, var olun efendim. Değerli seyirciler, bugünkü konuklarımız çok özeldi. Avrupa Birliği eski bakanımız ve AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Volkan Bozkır, AK Parti Hatay Milletvekilimiz Sayın Adem Yeşildal ve Antakya Belediye Başkanımız Sayın İsmail Kimyeci'ydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Esen kalın diyoruz efendim.